biz bunu ha mesela anında şey. bildiği Son, sonradan öğrendik. E işte ne bileyim ben daha önce bu daha önce ama Türkiye'de oluyordu fakat bir süre sonra bu kadar saklanmıyordu. Mesela Muavenet Zırhlımızı vurdular. İşte Kocatepe'yi kendimiz 74'te falan. Yani bakıldığı zaman şöyle bir şey biz bir şeyler saklanıyor. Diyorsun? Yani 15 Temmuz'da da öyle oldu değil mi? Mesela Milli Savunma Bakanımız 15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanıydı. Oradaki bir takım darbecilerle genelkurmay binası içerisinde böyle bir yani Türkiye'nin kara kuvvetleri komutanını tartaklayacak noktaya getirdiler. E, mecliste araştırma istifade verdiğini gelmiyor. o Onu çağırıyorsun o gelmiyor. E, o zaman 90'lı yıllarda eleştirdiğiniz Teoman Koman vardı. MIT müsteşarıydı o zaman emekli kor ya da aktif kor generaldi. Ben gelip meclise ifade vermem dedi. Vermedi. Vermedi. Yani bu, bu ülkede insanların bir yere kadar bir şeyleri öğrenme hakkı var sanki. Bir yerden sonra öğren, öğrenmemeniz daha iyi olur gibi bir yaklaşım var. Ama biz 40 yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. Bizim çocuklarımız ölüyor. Bizim çocuklarımız şehit oluyor. Bunu bir, bu insanın öğrenme hakkı yok mu? E şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bir takım şartlarım var demiş falan. Yani demeseydi de ne olacak? Biz bunu meclisi olağanüstü toplantı yapıyoruz. Gerekirse kapalı oturum yapıyoruz. Açıklama hakkı vardır ana muhalefetin. Bizim namımıza, bizim adımıza. Geleceksiniz orada bazı sorular sorulacak açıklayacaksınız. Yani biz niye bu kadar çok insanları kaybediyoruz? Yani şimdi bu kadar çok elimizin şehit olması yani bu şehit işte 10 bin şehit 12 bin şehit yarın diyeceğiz ki 15 bin şehit bu sayısal bir şey değil. Bu sayısal bir şey değil. Şimdi bu, 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 bu kadar çok şehit veren bir ülke esasında iç konsolidasyonunu sağlayamadı ve bazı bazı iş, bazı işler de ters gidiyor anlamındadır. Şimdi bu bir bizim iç politikamızla, iç yapımızla ilgili bir şey. Dışarıda da bakıyoruz. E dış politikada da yani şimdi yani eğer bir yabancı güçlerin istihbarat kaydırması yaptılarsa bakın böyle bir iki tane Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tim gidiyor. Yani çok büyük bir tabii bir hainlik. Yani bu, bu bunu şey olarak söylüyorum yani teorik olarak söylüyorum. Bir şüphe olarak söylüyorum. E o zaman dış politikada baktığınız zaman siz hala yani şimdi mesela Suriye'ye baktığınız zaman çok basit. Ebru Baki bir de na, na, nasıldı önce değil mi? Suriye'ye giriyoruz. Orada esasında çok azınlık bir Şii yönetiyor. Sünni bir yapı gelecek. Müslüman kardeşler kuşağı oluşacak. E ondan sonra dendiler ki IŞİD'e o zamanın başbakanı yok ya o kadar büyütmeyin bunlar öfkeli çocuklar dendi. Onlar bunlar öfkeli çocuklar dendikten sonra peşmergelere biz bir koridor açtık orada oradan peşmergeler Suriye'ye geçtiler. Peşmergeler Suriye'ye geçtikten sonra YPG temsilcisini biz bizim istihbarat teşkilatı uçağıyla Ankara'da karşıladık. Ondan sonra YPG ile arabası terör örgütü o zaman terör örgütü görmüyorduk. Esat'a karşı işbirliği yapılacak bir, 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 birim olarak, ünite olarak görüyorduk. Arkadan bu sefer terör örgütü olarak, haklı olarak çünkü YPGP adı ne dersiniz esasında oradaki PKK'dır. Onun için Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bakışını, perspektifini değiştirip imaj yaratmak için Suriye Demokratik Güçler adı altına onu, onu, onu koymaya çalıştı. Ama baktığınız zaman sürekli gelgitler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri bakıyorsunuz bir iyi bir kötü. Efendim bakıyorsunuz işte Libya'ya çeki düzen vermek istiyorsunuz. Haftere karşı birileri oraya Orası yarım kalıyor. Suriye'den hala girdik çıkamıyoruz. Girdiğiniz bir yere nasıl çıkacağınızı bilemezsiniz. Hiçbir şekilde bir şekilde girmeyeceksiniz oraya. Giren çıkmıyor öyle. hocam oradan zaten. Tabii. Amerika e yılanak duruyor destek. Hayır, alıyorum. o kadar denklem yani böyle bir böyle bir üst akıl var Herkes mı devlet aklı? Yani. Ben gerçekten merak ediyorum bak bir vatandaşa. Böyle bir devlet aklı var mı? Şimdi mesela Şöyle bir çok basit bir Suriye'yi söyleyeyim. Çok basit bir Suriye'yi söyleyeyim. Şimdi mesela İran'da biz şeye Filistin davasını desteklemekte yan yanayız. Ee, ne bileyim işte Türkiye İstanbul'da Hamas ofisleri var. Türkiye'de Hamas ofisleri var. Hamas ileri gelenleri geliyorlar gidiyorlar falan filan. O da Lütban Hizbullah'ı üzerinden bir şey söylüyor. Orada yan yanayız. Ama Türkiye oradaki hatta işte heyeti Tahrir Şam olsun bazı radikal unsurları desteklerken bunlar sünni cihadist örgütler. İran Şii. İran'la orada ayrıyız biz. Ayrıca ayrıca İran Tekrar şeyle yani bizim bütün o bütün PKK'nın türevlerini esasında bunlar da Türkiye'nin desteklediği cihadist örgütlere karşı olduğu için ben de bunları el altından destekleyeyim diyor. Yani bazı konularda İran'la beraberken İran'ın oradaki YPG yapılanmasını da zaman zaman desteklediğini görüyoruz. o kadar karışık bir denklem ki. Yani ha. bunun için çok önemli bir üst akıl ve çok ince bir politika lazım. E, Suriye'den girdik şimdi çıkalım yani bir her birlikte biliyoruz. değilsiniz. Bir öyle ayrılıyorsunuz. Amerika sen ne pazarlıkta? Sen diyor İsveç'i kabul et ben de sana ondan söyleyeceğim F16 diye. F16 alamadığın gibi Yunanistan yanı başında Rafael uçakları aldı. F16'ların ilaveten ihtiyacın var. 40 aldı. mı? F16 almasan bile modernizasyona ihtiyacın var. Sen diyor bunun İsveç'i yap ben de sana ona göre ondan o da o da garanti şimdi Kongre vereceğim. E, şimdi böyle bir dış politikada kararım. bir çıkmaz var. Yanlış bir dış politikada girdiğimiz yerlerden çıkamama ve esasında bunun da kay bittirdiği bir itibar var. Yani Türkiye öngörülemez ülke diyor. Bunu ben demiyorum. Anthony Blinken diyor. Türkiye öngörülemez ülke diyor. Öbür e tarafta dünyada mesela Kendini nasıl hareket edecek? Yani öngörülemezlikte Neyse. Ya mesela bak Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada ilk 10 tane üniversiteyi koyun. Hadi bazı İngiltere falan filan da var. Yani Çin'de bir üniversite var galiba. E, Londra'da iki üniversite var. İlk 15 koyun. 10 koymayın. İlk 15 koyun. 3 tanesi Harvard, Massachusetts Technology, Institute of Technology, bir de UPenn, Wharton University of Pennsylvania, bunun üç tane rektörünü kampüsün bahçesinde antisemitik gösteriler izin verdiler diye, izin verdiniz diye görevden aldılar biliyor musunuz? Mütevilli heyetlerini zorladılar görevden almaya. Bu, bu Bir esasındaki Yahudi üniversite. lobisinin gücü. Bir tarafta, bu tarafta Hamas'a el altından destek veriyorsun. Öbür e e taraftan Mehmet Şimşek, diye. Mehmet Şimşek gidecek. Üç gün sonra Amerika'da para aramaya başlayacak. Ya bu ne Paris, bu ne derler. Sen ne yapmaya ocaktan. çalışıyorsun arkadaş derler yani. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ocaktan. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Filistin davasına sahip çıkmak doğru bir şey. insani bir şey. Vicdanlı bir şey. Hukuki bir şey. Hamas'ı desteklemek başka bir şey. Bu kadar da açıktan desteklemek yani. Bu çok ayrı bir şey. Öbür taraftan bir de son olarak şeyi söyleyeyim. Bakıyoruz hani öyle şey ee, kerpiçten bir ev. İnsan yani bakarken yüreği sızlıyor. Yani böyle düştü düşecek ev. Oraya bayrak asmaya çalışıyorlar.